Herkese günaydınlar. Bir pazar sabahıyla karşınızdayız. Uzun zamandır soruluyor, işte bir gününü nasıl geçiriyorsun, ne yiyip ne içiyorsun? Bugün günlük rutinimi olabildiğince size göstermeye çalışacağım. Şimdi şöyle bir şey var, günlük rutinimi videoya çekmek bunların içinde olmadığı için kendi günümü videoya çekmeye çalışırken her zaman bir garip oluyor. Yani normalde yapmayacağın şeyleri ya da normalde geçmeyen şeyleri yapıyorsun video çıksın diye. Olabildiğince normal bir günümü nasıl geçirdiğimi anlatmaya çalışacağım size. En baştan şöyle başlayalım. Ben hiçbir zaman geç uyanan bir insan olmadım. Hayatım boyunca her zaman işim olmasa da, okul olmasa, işim olmasa her zaman 7-8'de uyandım. Benim en geç uyanma saatim 9-10'dur yani. Bu bilmiyorum, böyle bir alışkanlık oldu yani. Biraz geç uyandığımda gün bitmiş gibi hissediyorum ve hiç hoşuma gitmiyor. Geç yatsam da hani bazen sabahlarsın, böyle gece 5'te yatarsın. Yine 2-3 saat sonra uyanırım ki uyku düzenim hiçbir zaman bozulmaz. Her zaman öyle kendimi eğitmeye çalışıyorum. Peki bugün neler yaptım? Şu an saat 10.30. Bir de şöyle bir şey var. Her günü zaten aynı geçemiyor. Öyle bir şeyin imkanı yok yani de. Normalde 10.30'da ben çoktan kahvaltımı yapmış oluyordum ama şu an video çekeceğim falan diye bu işler bir uzadı. Bugün sabah uyandım. Karın çalıştım. Kahvaltı yapmadan aç karnına biraz böyle işte 10 dakika süren karın idmanları yaptım. Ondan sonra da biraz vakum çalıştım. Karın kası çalışırken her gün çalışıyordum. Azar azar yapıyordum. Her gün 10 dakika falan yapıyordum. Bana yetiyordu. Çünkü karnımı zaten çok fazla yorunca amut, denge ve hani bir sürü hareketle uğraştığım için kor bölgesi yorulunca hiçbir hareket çıkmıyor. O yüzden karnıma dediğim gibi düzenli olarak yorma taraftarı oluyordum genelde. Ama bir nedense 6-7 aydır hiç çalışmıyorum karın ve karnım gerçekten geriledi. Son 4 gündür bu mantığı uyguluyorum. Her gün en kötü 2 günde bir karın çalışıyorum ama sabahları böyle yine çatırdan 5-10 dakika sürecek işte leg raise'ler, crunch'lar falan. Muazzam olması önemli değil. Sadece yapmış olmak bile yetiyor çünkü. Daha ciddi bir karın antrenmanı yapacak olsam gün ortasında daha böyle ciddi bir antrenman olarak yaparım. Ödevimi yapmış olayım diye kahvaltı öncesi şu an için uyguluyorum. O yüzden deneyebilirsiniz. Bir düzen oluşturuyor. En azından her türlü bir gelişim görürsünüz yani. En sık sorulanlardan birisine geliyoruz şimdi. Ne yiyip ne içiyorum? Aşçı Bey, neler yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Dur bir dakika, lense bok bulaşmış galiba. Lens çok leş. Benim tarifimi mi yapacaksın? Aynen, köylü yumurta. Ben yapayım mı? Yap lan. Gel yap hadi. Ya yandı ama çabuk yap. Yap bakayım nasıl yapıyorsun. Evet. Şimdi ne yaptık? Dünden beri bırakılmış bir tane makarna var. Bize ait değil. Aynen. Şimdi hocam, bu işin sırrını anlatmak ister misin? Lütfen. Şimdi tereyağını sen anlat. Evet. Tereyağını atıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki abi tereyağı yağ değil mi? Yağlı değil mi? Doğru, haklısınız ama ne yapalım? Yumurtada en azından böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi yağ yemezsen olmaz, bunu da anlat bari. Sanki yağ böyle kanser bir şeymiş gibi bakıyor sana. Kanser tabii ki. Ne? Yağlanacak. Tereyağını attık. Ondan sonra köri atıyoruz. Evet, köri. Köreli yumurta yapıyoruz şu an. Pul biber attın mı? Atmadım. Lanet olsun sana. Eksik. Peki şunu söyle, insanlara kilo aldıran şey fazla kalori midir yoksa yağ mıdır? Kilo aldıran şey mi? Evet. Fazla kalori. Ya. Millet sen de diyor ki yağ yiyorum, yağ alıyorum. Öyle bir şey yok. Ama öyle bir şey. Olabildiğince ocağı çekmemeye çalışıyorum. Çok mu leş ocak? Ocak gayet iyi durumda. Neden çekmiyorsun peki? Hocam evi her türlü bok götürüyor. Bizim bu evde vlog çekmemiz o kadar imkansız ki. Çünkü ev leş gibi. Aşağı telefon atayım aşağı. Evet. Çok kötü ya. Şey falan. Ne kötü? Şöyle ben dur bak. Şimdi sen bunu dedin, insanlar merak edecek. Eviniz ne kadar kötü olabilir ki diyecekler. Arkayı bir çeviriyorum kamerayı. Arkada bok var yerde falan. Ya bu arada kirli filan şey diyecek. Ocağa pirinç dökülmüş abi. Temizlememişiz yani. Temizlenmesi lazım. Niye temizlememişiz? Kaç tane yumurta kırdın lan? Kaç tane kırayım lan? Bir tane daha kır. Tamam kırayım. Yani 4 tane yerim. Tavayı çekmeden mi anlatıyoruz yani? Yo, tavayı çekiyorum. Anlattık abi, dün pirinç dökülmüş işte. Olabilir, insanlık hali ya. Biraz da köri dökülmüş. Bunlar çok belli olmuyor ama. Aha, bunu kıramadım. Aha. Aa. Bakayım. Ne yaptım? Ne yaptım? Olmadı. Daha çok pişmeden böyle ayırmaya çalışıyoruz. Köri ne güzel koktu be. Evet, normalde tereyağına köri atıyoruz. Ondan sonra zencefil attın mı? Atmadım. Aa! Bu sadece köri de olsun ya. Ne olur ya. Allah Allah, ne kaybedersin ya. Ya ben, arada zencefil. Ben içeride konuşma çekerken Sado burada aklınca denemiş benim tarifimi. Denemedim kardeşim. Çalmayı denemiş. Yapamamış ama. Sen buna zencefil atarsın, zerdeçal atarsın, karabiber atarsın. Evet, tereyağını atarsın. Atıyorsunuz. Tereyağı erimeye başladığında köri atıyorsunuz. Ondan sonra içine zencefil, belki biraz kaya tuzu, ama kaya tuzu çok önemli. Billur. Şundan. Çakla tuz atıyoruz. Billur tuzu değil yani. Billur tuzu dile tuzu. Ve içine ben biraz pul biber atıyorum. Ondan sonra daha bunlar böyle biraz beyazlamaya başladıktan sonra gördüğünüz gibi çevir bakayım ne yapayım. Ayırıyorum. İkinci bir el yardımıyla bak şu an çevirebilecek miyim bakalım. Hop. Hey, sonra diğerini bozdu ama. Olmadı. Normalde bu kadar yumurtayla yapmamak lazım. Aldın. Laks. Evet. Ha, gördün mü? Köylü yaptığımız için böyle oldu. Başaramadım. Ya bu ne oğlum ya? Sana kakalarım bunu. Neyse. Şöyle. Zaten 4 tane yiyeceğim ya. Evet. Bunun olayı nedir abi? Bunu böyle dürbük yapıp sonra çalan... Bu nedir biliyor musunuz? Yumurtanın sufle hali. Doğru. Böyle yapıyorsun. Bunlar da biraz piştikten sonra bu sefer bir tersine daha atabiliyorsun. Tost gibi işte arkalı önlü pişirebiliyorsun. Ama eğer biraz yumurtayı cıvık seviyorsanız biraz böyle bekledikten sonra bunu böyle atıyorsun, sonra böyle diye dalıyorsun böyle. Akıyor falan ama işte bazıları çiğ hiç sevmiyor yani. Çiğ sevmeyenlere bunu böyle bayağı bekletin derim. Ekmek gibi olana kadar. Evet budur. Ya Sado yo ne yaptın ya? Dürümleri kalmış ya. Senin yumurtanı çekeceğiz ya bunları unuttum. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Kardeş malzemeden çalmadığını da bu kadar belli etmezsin ya. Ya kardeşim bizde bol. Biz böyle malzemeyi çalmayız yani. İçine aktırız ne varsa. Sonra böyle olur. Sado'nun da bu aralar favorisi her türlü bir kahvaltıda lavaş bir şey yiyor da abi peynir ya. Peynir kalmamış galiba. Peynir hepsi orada. Ne yaptın hepsinin ucuna mı koydun oğlum? Ne yaptın? Oğlum aklım nasıl? Şuna baksana olmuş. Kağıt gibi kalmış. Görmüyor musun? Biraz bari şey ekmek banayım. Şey oğlum onu bansana oraya ya. O peynir orada kalmasın. Çok sıcak tutamıyorum ki. Ya bana ne? Ya bana ne? Tamam kaşıkla alırız onu. Yani. Arkada hiçbir şey bırakmamamız lazım Şerif, evet. Aman diyeyim. Normalde kahvaltılarımın 10 yıldır %90'ı sadece yulaf. Ama Sado bugün istemiş, ne bu? Ne bu? Dürbük mü? Dürbük. Dürbük tostu. Şimdi bizim evde maalesef biz bunu 2 yıldır çok yaşıyoruz. Çok fazla yaptığımız yemekler, dolapta kalan şeyler çöpe gidiyor. Bunun bir kısmı suçlusu da dolaptı. Dolabımız bozuktu. Yeni dolabımız var. Dolabımız ihanet edip duruyordu bize. Evet, böyle dolabı dolduruyor sonra dolap bozuluyor. Neyse. Ondan sonra ben şey olayından çok bıktım artık. Geçen de yaptık gerçi. Yemekler abi çöpe gidiyor. Yemek çöpe gittiğinde sinirim bozuyor falan. Şimdi dolapta peynir, lavaş falan kalmış. Dedim bunlar ne olacak? Her gün yulaf yesek bunlar da çöpe gidecek. Dedim, doğru, bunları bitirene kadar yiyelim bari sabahları. Yumurta yiyoruz zaten. Yumurtanın yanına ben böyle yemeği seviyorum. Direkt dümdüz yumurtayı çatalla falan yemeyi sevmiyorum yani. Yumurta zaten böyle çok... Haşmetli oluyor. Haşmetli oluyor. Bakın. Haşmetli şimdi sufle videosu çekiyor. Ver bana. Bir de en büyük sıkıntı bunları alırken yani yanlışlıkla patlatabiliyorsunuz. O zaman intihar edebiliyor biraz insanlar. Biraz fazla pişmiş gibi ama yo, iyi pişmiş gibi de. Biraz fazla pişti. Değil mi? Ama aslında olması gereken yani. Dün tam olmuştu böyle. Cıvık sevmeyenler için. Ama bak bence bu bak akacak görüyor musun? Tadında. Geliyor bak. Çabuk. Kıvamında. Kıvamında. Bunu aldım. Evet. Çünkü şunlar güzel. Onları sana vereyim. Güzel. Onları sen git. Sana da vereyim. Tamam. Bak bu var ya. Yani şunlara bak be. Ah yapışmış. Ah, tamam. Aşçı Erdoğan. Çay yok mu ya? Çay at bize. Hemen çay yapalım. Almanya'dan getirdiğim çaylar. Bu arada çay seviyor musunuz? Ben bayağı fazla çay seviyorum yani ama böyle şey Türk çayı değil, yani klasik çay değil. Böyle ilginç aromalı, bilmem zencefilli şu bu çaylar falan. Özellikle kafadan fırlatılan çayları çok sever. Her türlü bir yulafımız var. Bu ilk sıcak öğünümüz oldu şu an. Bir de bu aralar kilo da almaya çalışıyoruz, o yüzden çok takmıyoruz bunu. Ama bunu yedikten sonra bir 5-10 dakika sonra yulaf yapacağız. Muazzam yulaf tarifi. Neyse hadi bak. Çok efsane bir yulaf tarifi gelecek. Dene bakayım. Bak bak, görüyor musun içini? Bıçak yerine niye iki çatal kullanıyorum bilmiyorum şu an. Bak şu görüntü. Bak efsane, anlatamam, yaşanır. Çabuk ya lan, acıktım falan. Şimdi ben bu işi şöyle yapıyorum. Bu işin burası önemli. Mesela bu hani dönerle ayranın sonunu denk getirmeye benziyor benim için. Bu ne oğlum? Şundan bir ısırık alıyorsun. Bak. Biraz fazla İstediğim etkiyi alamadım ama tadı çok güzel, eminim. Çok iyi. Harika. Zencefille zerdeçal daha güzel oluyormuş. Ya işte benim tarifimi yapmazsan böyle olur. Kardeşim ne bileyim, orada bir şeyler yapıyorsan ben görmüyorum. Hasaki ya seriyor yapıyorsun orada. Ben ne yaptığını görmüyorum yani. Ama çok iyi. Afiyet olsun. Yemeğimizi yiyelim, çekmeye devam ederiz. Sado, büyümüşsün yalnız ha. Bak görüyor musun yemeğe bak. Bak bu ne? Buraya su koyacağım, pipetle işlemem falan. Bunu gören insanlar diyecek ki bunu yiyip mi böyle oldunuz? Evet, bunu yiyip böyle oldu. Tamam, arada böyle yiyoruz ama her gün de böyle yemiyoruz yani. Şimdi bir günümü çekmek aslında evet, size ne kadar ilham olabilir bilmiyorum. Olamaz yani. İnsan her gün birbirini tutmaz ki ya. Tutmuyor yani. Bazen bu havasım geliyor. Antrenman bile değişiyor yani, anladın mı? Aynen öyle. Bu aralar iyi antrenman yapıyoruz. 3 saat falan sürebiliyor antrenmanlarımız. Bayağı zaten hani kalori yakıyoruz o zaman da. Zayıflamamak için de bazen. Ya bu bence pis bir yemek değil yani hani. Oğlum pis bir şey yok ki bunda. Hı hı. Şunun içinde peynir ve domatesten başka hiçbir şey yok. Zaten hani. Ya inanılmaz diyete kasacak. Zaten vücutçu değiliz yani, öyle yarışmaya hazırlanmıyoruz. Burası bizim yulaf bölümümüz. Şu şekere ve şu şekere aldanmayın, bunlar bize ait değil. Her ay evde 5 kişiyiz, evet. O yüzden evet. Evdeki gördüğünüz her şeyi bizden bazıları bazı öğünlerde at gibi şeker yediği için çayın içine böyle döküyorlar şimdi. Yani bizle alakası yok yani. Bizim olayımız var abi. Abicim bunun fiyatı olmuş 10 liranın üstünde. Eti lütfen bize sponsor ol, batıyoruz. Bak. Şu 4 günlük falan bizim erzağımız. Onu zaten yani bu normalde aslında bir günde bitebiliyor çünkü. Aynen. Şu dolabı açtık ya, baktım ve yulaflar azalmış yani, anladın mı? 4 paket falan kalmış yani. 500'e aylık herhalde bu yulaf masrafı. Evet, geldik en önemli şeye. Yulafı nasıl yapıyoruz? Sen gramını ölçerek yapıyorsun genelde. Genelde ama öyle artık göz kararı yapıyorum evet. Yani. Ama çok yemem bugün sabah artık. Şimdi kahvaltıda bir şeyler yediğimiz için yani bir şeyler evet. Yaptım. Dediğimiz gibi normalde aslında ben her öğün zaten yulaf yiyorum ama bugün değişiklik oldu. Yulaf şimdi bizim aparatifimiz oldu, tatlımız oldu. Çok doldurmadık. Tatlı niyetine de yulaf yiyen de ne bileyim ya, söyleyecekler. Yani ne kadar yeter sana? Biraz daha koy. Çok az daha. Çok az daha. Tamam. Biz genelde 100 gram üstünde, 100-120, ben bazen 150 falan yiyorum. Ama bir önde. Sonra yine yiyorum yani. Günde 2-3 kere yulaf yiyebiliyorum bazen. Kendi hesabınızda kendiniz yapın. Ne kadar koyarsanız. Biz yulafı sütle yapmıyoruz. Yaklaşık bir 3-4 yıldır Almanya'ya gittiğimde karşılaştım sıcak suyla yapanları. O zamana kadar ben de sütlerle yapıyordum. Şimdi zaten şöyle bir şey var, normal sütlerin hiçbir faydası yok abi. Evet. Yani faydasından yani çok zararı var yani. Zararı var, vücudun yani sindirimine vesaire yani hoş değil. İnek sütünden bahsediyoruz bu arada. Badem sütü falan alacak paranız, durumunuz varsa şimdi de yollayın. Yani hani badem sütü, yulaf sütü. Sen yurtta işte yulafı yulaf sütüyle yemiştin evet. Ha? Abi adam yulafı bile yulaf sütüyle yiyor. Suyu böyle emebileceği kadar dolduruyoruz. Çok fazla doldurabilirsiniz ama bu sefer yulaf aşırı şişiyor. Ben onu çok sevmiyorum. Şey oluyor yani, bildiğin yulaf komple sudan oluşuyor. Erken doyuruyor su içtiği için. Şimdi bunların üzerine tabaklarla kapatıyoruz. Buharda pişiyor baba. Şu tabaklar bakayım. Baba bak bu tekniği her yerde göremezsiniz. Şey tekniği bu. Üşengeç tekniği. Suyu koyup üstünü kapatıp yiyorsun. Karıştırmıyoruz biz, böyle bırakıyoruz. Karıştırırsanız tabii ki daha hızlı sonuç alabilirsiniz ama ne gerek var? Ne gerek var? Biz bu sürede bunu malzeme için, tekniğimiz bu zaten. Bunu koydun. Üstüne şimdi malzeme. Buraya malzemeleri dizmeye başlıyoruz. Karaman üzümü. Bakayım. Karaman üzümü. Bu arada ben Karamanlıyım. Bilmeyenlerimiz vardır. Norveç'te doğdum ama anne baba Karamanlı. İlginç bir kombinasyon. İzmir'de yaşadım ama. 5 yaşında döndük Türkiye'ye. Ondan sonra İzmir. Şimdi Karaman üzümlerinin çöplerini ayıklıyorsunuz. Çöp dediğimde kuyrukları. Aynen. Kuyruk mu? Sap mı? Kuyruk da olabilir. Sap. Nereden baktığına göre değişir. Burada hurmamız var. Açıldı. Hurma. Abi hurma da çok güzel bir meyve gerçekten. Bayağı faydalı ve zaten eskiden hiç sevmezdim. Artık bayağı hoşuma gidiyor. Abi ben böyle hep böyle bir kıvamını şeyin nedense hamam böceğine benzettiğim için belli bir süre hayatımın belli bir bölümüne kadar hiç yemedim ben. Ama hiçbir şeye eğer faydalı olduğuna inanıyorsanız yani ki bunlar zaten zararlı olabilecek şeyler değil. Kocaman. Ama bak hamam böceğine benziyor gerçekten. Evet. Ye lan şunu. Yiyeceğim ama o da şey nimet. Nimet. Kayısı atacak mı kayısı? Onu da atacağız. Şu an ince iş olan. Ben kayısı atmasam mı ya? Kuyrukları ya biz geçen bir yerden bir pilav yedik, ismini vermeyeceğim şimdi. Mahvetti ya. Götü bozdu mu? Bozdu abi. Benim, bir tek beni değil ki. Seni bilmiyorum ne kadar da Özkan'ın falan da götü yalan oldu. Kayısı mı diyorsun? Çalıştırdı mı motorları diyorsun? Kayısı çalıştırıyor ya şimdi. Yeni toparlarken şimdi tekrar çalıştırırsak motorlar... Tamam. Okey. Hadi kayısı atmayalım. Normalde bunu da atabiliyoruz. Şimdi... Dutumuz vardı. Dün bitti. Böyle... Bak. İşte bunlardan... Bakın. Böyle bunlardan gelip de böyle... Bir posta böyle hayvan gibi atarsanız abi... Bunlar kalorisi yüksek şeyler olduğu için ne yapar? Tam hesabını bilmiyorum ama faydasını alacak kadar attığıma inanıyorum. Aynen yeterli abi fazlası. Yani daha fazla atanı bilmiyorum yani pek hoş olmayabilir. Şu an elimizde başka ne var? Normalde mesela buna muz falan da atabiliyoruz. Aynen. Elimizdeki muz almıştım ben, ne oldu? Malzeme yemiş olabilir mi? 2 tane muz almıştım. 3 tane muz almıştım. O muz bozulacak, onu yiyelim. Yiyelim. Bunu da hallediyoruz. Ya, muz zaten koyduysak yani şunlar bile bazen sadece muz bile fazla yeterli oluyor ya. Tabii canım ya şu an bu videoda olan şeyleri böyle her gün yaptığımızı düşünmeyin. Sizin de her gün yapmanıza gerek yok. Bunlar değişiyor bu arada. Bunlar çok değişiyor. Ben bazen sadece bildiğiniz yulafa su koyup onu yiyorum. Üstüne sadece tarçın atıyorum. Bazen sadece muz atıyorum. Bazen de böyle karıştırıyorum. O zaten işte sizin nasıl o günü hissettiğinizde her şey dönem dönemdir. Bizim şu an dönem nedir? Antrenman çok yapıyoruz. Yaz zaten hani sıcak. Her türlü yakıyorsun yani. Şu an bu şekildeyiz ama bunu yediğimiz için ne yapacağız? Oturmayacağız yani. Gideceğiz antrenman yapacağız. Ama gel gelelim yarın bu kadar şey yemem yani. O yüzden bu tarz videoları normalde çok çekmeyi sevmiyorum. Her günü böyle zannediyorum ama. Video çekerken mutlaka günün değişiyor yani. Normal bir gününü videoya çek demek çok saçma bir şey. Çünkü normal bir günümde ben kamera istemem etrafımda yani. Zaten en büyük sıkıntı yaşadığımız durumlardan birisi bu abi. Hani mesela şey oluyor şimdi antrenmana gidiyorsun, anladın mı? Şimdi antrenmanla gittiğimde diyelim ki ben hareket girdim. Evet. Sanki falan antrenman piç oluyor yani. İşte tam odaklı antrenman yapamıyorsun. Düşünüp böyle antrenman yaptığında işte bu tekrar çıkmadı. Hani video için şunu yap, bunu yap. İstemsizce aslında video gününü değiştiriyor. Şu an mesela yaptığım konuşma gibi. Şu an mesela şu yulafı yemiştim. Aynen çoktan atmıştım şu. Yani evet. Hani video günü değişiyor dediğin gibi abi. Hani o yüzden devamlı her gün ve her gün de tutmuyor. Bunu da zaten söyledik. Bak ne güzel duruyor muza bak. Hurmayı ayıklayalım. Çekirdeğini yemeyin abi. Çekirdeği burada var. Ufak bir çekirdeği var. Çekiyor musun? Çekiyorum. Sen şu çekirdeğini de yık. Evet, malzemeleri attık. Zaten 4-5 dakikadır bu burada böyle pişiyor, haşlanıyor, bir şey oluyor kendi buharında yani. Ve bunun üstüne... Tarçın. Tarçın da mı lan? Koku alamıyorum. Tarçın. attık. Hindistan cevizi de atıyoruz bazen. Doğru. Onu da atalım. Ama mesela şu an video için yani hani size böyle her şeyi gösterelim diye her şeyi atıyoruz. Ama aslında bu kadar şu an Hindistan cevizi aklıma mesela 3 gündür 4 gündür hiç Hindistan cevizi koymuyorduk yani. Bu şey artık sizin aklınıza gelsin bunlar. Hepsini görün. Hani faydalı güzel şeyleri ben bakın dediğim gibi bunlar abi değişebiliyor. Bazen işte fındık falan da paramız yeterse fındık aynen. Badem kilosu olmuş 100 lira. Evet abi badem normalde atmayı seviyoruz ama badem alamadık yani. Buna hani protein ve hani sağlıklı yağ açısından attığımız çerez şu an. Unuttum adını. Neydi lan bu? Kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği bir de fıstık ezmesi. Evet bu abi fıstık ezmesine hop. Bu. Olay budur. Ya şimdi zaten dünyadaki tüm meyveleri üstüne atmanıza gerek yok. Tüm çerezleri atmanıza gerek yok. Hani işte bir yulafın içinde 2 çeşit meyve olsa, 2 çeşit de çerezimsi şey olsa yeter zaten. Hani biz şu an kabak çekirdeği var. Kabak çekirdeğinin üstüne de şu an fıstık ezmesi atacağız. Reklam yapıyoruz. Dur çevir. Gençler bu arada hani reklam değil abi. Reklam değil ama reklamını yapalım. Ne burası? Adres fındık değil mi? O yani bir sürü firmadan bir sürü yerden fıstık ezmesi biz aldık. Ama bunun fiyatı zaten inanılmaz. Şu koca 1 kiloluk şey ne kadar? 40 lira abi. 39-40 lira ve fiyatı harbiden çok iyi. Kıvamını biz bayağı seviyoruz. Biz seviyoruz. Yani bazıları çok akışkan bir bazıları böyle çok akışkan, çok çamur gibi oluyor. Boğaz mesela yutamıyorsun, boğuluyorsun. Evet. Bunun şeker vesaire şey oranı yani hiç tatlandırıcı yok. Öyle inanıyoruz, öyle yazıyor. Zaten artık yıllardır yediğimiz fıstık ezmelerinden tat şeyinden anlıyorsun abi. Hani abi mesela Migros'tan Gold alıyorsun. Abi bildiğin ısırırken ya. Böyle bildiğin küp şekerin sesi geliyor yani. Ya bir de bu çok gerçekten pahalı abi. Bir kere zaten fiyat olayı bitirelim. Yani hep biz 360 koca koli alıyoruz. Ne kadar? Bir kolide 6 tane komple şey fıstık ezmesi abi. 6 mı oluyor bir kolide? 5 tane kargo ücreti de ödemeyelim diye 5 tane alıyoruz. Hani ucuza gelmiş ucuza oluyor geliyoruz. Yani. Gerçekten şu an 350 gram falan marketlerde satılan fiyatlar 25 lira, 26 lira. Şimdi 1 kilo 40 lira anladın mı? Hani yani yazın bakın bence bir deneyin. Hani reklam olarak düşünmeyin. Sadece gerçekten sevdiğimiz ve aynen. Önermek istediğimiz için yani. 1,5 yıldır falan bunu alıp yiyoruz yani. Fıstık ezmemizi de atıyoruz. Fıstık ezmesi önce biraz karıştıralım. Yağ falan çıkıyor genelde üstüne çıkıyor bunların. Sado sen ne kadar istiyorsun? Yeter o kadar. Çok değil abi. Bir yemek kaşığını dolu fazla geliyor ya. Ya aslında yemesi de yerim bu arada. Otur şunun üstüne bal at. Ben sadece yani laf olsun diye alacağım çünkü benim cildim gerçekten böyle bir şeye alerjisi var. Suratımı gördüğünüz gibi yani maalesef. Cildim çok kolay etkileniyor. Hangi ne yediğimde oluyor bilmiyorum ama genellikle çok yağlı yersem, özellikle böyle fast food şeyleri yersem zaten direkt yüzüm kaşınıyor. Bir alerji testi yaptırmam lazım benim de. Yıllardır üşeniyorum. Umarım bir gün onu çözeceğim yani. Şimdi örnek olsun diye söylüyorum yine. Bunların içine bunları koyduk. Ama mesela şu an muz falan koymasaydık belki şuradan bir tatlı kaşığı petek kaşmetli balımızdan. Aynen. Petek bal ya bal fark etmez hani. Evet. Atardık ama şu an gerek yok mesela. Şu an hani zaten yeteri kadar kuru meyve ve muz falan var. Bazen tahin pekmez. Tatlı ihtiyacını giderir. Ha bazen aynen. Pekmez, tahin. Pekmez var burada. Dün arkadaş aldı. Bu tarz şeyleri lütfen abartmadan çünkü full pekmezi dökersen biliyorum muazzam tatlı bir yulaf elde edebilirsiniz ama bu sefer olay biraz fazla amacından kaçar. Çok tatlı olur. İşte balı zaten yani hiçbir şey atmıyorum. Bazen sadece yulafın üstüne bal. O da yine hani bir kaşık. Yani bunlar her türlü sizin için inanılmaz bir kahvaltı öğünü olur. Eğer aranızda yulaf yapmayan vardıysa yani. Abi çok kolay yani şu an yaptığımıza bakmayın. Daha hızlı da yaparsınız. 5 dakikada yani çok böyle ne denir ona işlevsel gerçekten besleyici. Ama sadece oranlarını kaçırmayın. Yani mesela biz şu an bir muzu yarım attık. Hani üstüne 2 muz ya da 10 petek bal, hani 10 kaşık pekmez değil. Çok tatlı yapacağım diye çok fazla atmayın bu sefer gerçekten. Buna da alıştığınızda inanılmaz fazla hızlı kilo almaya başlarsınız. Fark edemezsiniz yani. Ben çok ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani gene yulafın faydasıyla ilgili çok gene ufak bir detaya da değinmek istiyorum. Hani yulaf... Eti sponsor ol bize. Çok güzel bir karbonhidrat kaynağı, çok besleyici, lif oranı çok yüksek falan filan, bunlar çok güzel ama çoğu insanın gözünden kaçırdığı bir burada vitamin ve mineral kısmı var yani. Hani gerçekten inanılmaz zengin. Ben de bilmiyordum daha önceden. Hani baksana 100 gramında 120 mg magnezyum diyor, anladın mı? Hani potasyum, çinko, işte demir vesaire filan. Bunlar hani 100 gramında 120 mg magnezyum zaten. Yani takviyelerde zaten 200 mg hani falan, yani şundan 100 gram zaten yediğinde günlük ihtiyacın çoğunu zaten karşılıyorsun. Hani bunun içine biz muz zaten atıyoruz. O ayrı bir potasyum, işte kabak çekirdeğinde çinkosu, osu busu, yine fısk ezmesinde çinko vesaire falan. Hani mineral kısmı 10 numara abi. O yüzden tüketin. Evet. Sadece karbonhidrat, protein olarak bakmayın. Supplementler Sado. Supplemente o. Evet. Günlük rutinimize devam ediyoruz. Tamam. Şimdi gene altyazı geçelim burada. Şimdi bu ara kahveye sardık. Türk kahvesi içiyoruz devamlı. Ama bundan atıyorum bir hafta öncesine kadar değişik çaylar içiyorduk. Anladın mı? Onu da söyleyelim. Mustafa arkadan bir kafa gösterip kaçtı. Ben gidiyorum. Kahve nedir? Nasıl yapılır? Türk kahvesi nasıl yapılıyor Sado? Anlayın bro. Olur da bir gün birisi istemeye gelirse... Beni mi? Evet. Seni mi? Bilemezsin. Ben seni istemeye geleceğim. Şimdi dolu bir tatlı kaşığı böyle. Ölçeğiniz falan varsa öyle de atabilirsiniz. Ulan her türlü tarifi şeyi veriyoruz yani. Hop. Aman yiyeyim be. Sırtım ağrıyor. Dik duramıyorum. Geçen bir sakatlandım. Tek ele mut çalışırken. Arkadan şu an böyle bildiğin kesik gibi bir his var yani. Sağ. Şöyle Sado'nun şurası. Yani, yalan yani orası. Buradan bir ağlıyor böyle kaç gündür. Geçmedim. Dönemiyorum mesela sola falan. Tamam ya, bunu açıyorsun buradan. Karıştır karıştır salla karıştır. Nedir? Ve söylemiyoruz. Bilenler al sana bir kahve, nereye dayarsan daya. Uçmaya. Uçmaya hazırım. Uçağım da yıkılıyor. Bu arada kahve içmediğimiz zamanlar kahvaltı sırasındaki diğer fantazilerim çaylar. Almanya'dan böyle ilginç çaylar buluyorum. Türkiye'de nedense çok ilginç çeşitli çaylar bulamıyorum. Ne yazıyor hiçbir fikriniz var mı bilmiyorum ama güzel oluyorlar. Türkiye'den falan bulabileceğim böyle güzel aromalı çaylar bilenler varsa yorumlara yazsın. Bu sefer yorumlarda full böyle tavsiye görmek istiyorum. Benim de görebileceğim, diğer takipçi arkadaşlarım da görebileceği. Ne bileyim böyle ilginç keşifler, yulafa atılacak başka şeyler aklınıza geliyorsa, içilecek başka çaylar. Hepsini yorumlara yazalım. Fıstık ezmesi de olabilir. Hani bizim önerdiğimiz dışında belki daha güzel bir fıstık ezmesi de vardır. Her şeyi toplayalım. Bugün yemekteyiz. Venom. Köpüklü iyi bir kahveyi nasıl elde edersiniz? Bak çek. Yavaş yavaş köpürmeye başladı. Şimdi bak köpürmeye başladı. Dolu alman lazım. Bak hafif böyle başladığında köpürmeden böyle hızlı dökeceksin ki dökülmesin. Yarısını döktün, yarısını buraya döktün. Şimdi bunu geri koyuyoruz. Köpüklendirmeye. Aman tanrım, öyle bir şey mi var? Bak geliyor. Bak kafası gelmeye başladı. Bak hop aldın yoksa taşar. Bak nasıl köpürüyor bak. Oo. Şimdi bunu da biraz daha köpürteyim hani laf olsun diye, yoksa anında hızlı döksem o da köpüklü olur. Geliyor bak çok keyifli ya, şu olay çok hoşuma gidiyor. Oo, köpükler. Yeteri kadar olmadı galiba. Drone çekimi yapıyorum ben. Bu mudur? Bu. Afiyet olsun. İttadakimasu. Dakimasu. Saat oldu 2.30, şimdi salona gideceğiz. Salondan önce yine bir kahve faslımız var. Biz bunu ne yapıyoruz? Adam başına 2 kaşık olarak 4 kaşığa kapatıyoruz. Doğru mudur Sado? Doğru. 4 bazen 5. Bazen 5. Bugün 5'e gerek yok ya. Bugün sakin takılacağız. French press'imizi doldurduk. Ne veriyorsun? Bir saniye. Vermiyorum ben. Bunu mu vermeye çalıştınız? Evet, bende yok. Şunu vermeye çalıştım. Bak şu. Aman diyeyim bak. Bak onda bir şey diyemem. Bak. Kaldı. Gel. Belan. İki telefon uçuyormuş elimden. Çekiyor muydun? Evet. Evet, kahvemizi içtik. Şimdi Maltepe McFit'e doğru yola çıktık. Lan oğlum bak, sonra sağa solu çekiyorsun diyorsun. Zaten sol tarafa zor dönüyorum, sırtım sakat. Pardon. Sakin. Evet. Ne yapıyoruz? Çıktık salona. Bugün zaten bir ilginç, tatsız bir gün ya. Öyle inanılmaz bir enerjimiz yok. Diğer günlerden fazla yorgunluğumuz birikti. Yine planımızda antrenmandan sonra bir denize gitmek var. Maksat tamamen suya girip çıkmak yine. Yüzelim birazcık. Yüzelim biraz. Deniz tuzu iyi gelsin cildimize. Geçenki gibi tatlı bir gün geçiririz yani. Hocam kalça sakat. Bacaklarım bildiğin eridi, hamur oldu böyle. Erimiş haline bak bunlar. Erimiş bacaklar bunu, görüyor musunuz? Yani şu an için bacağı en rahat çalışabileceğim dalga bu. Onda da yani daha çok dizlerimi tedavi etmek için hafif kiloyla. Kalflarıma bakıyorum. Kardeşim kapattın ya beni bildiğin. Hakaret. Bakamadım yani. Bakamadım. Karnım daha hala açılmamış. Sakin sakin. Sakat ya. Her şeyi böyle yapıyorum. Bugün ne çalıştın? Bugün biceps, triceps, biraz omuz, bacak, kalf. Çorba. Ufak bölgeleri. Hangi çorba bu? Çorba. Mercimek olmadığı kesin. Kalfımın bu tarafını yırtmıştım. Bacaklarım zaten direkt, kalflarım söndü yani. Yani tamam sol sıkıntı ama yürüyemeyince genel olarak yani yürümedim ve doğal olarak sağa da zayıfladım. Ama en azından şu an ufak ufak zaten düzgün yürümeye başladım ama hala tam koşamıyorum. Şu an burada da çıtırdan böyle yine sağa kalfa yük veriyorum ama sol da böyle salakta biraz çalıştım. Fizik tedavi. Bir gün düzelecek yani. Çok hafif kilo yani, zaten şey değil, ağırlık değil yani. İşte az buçuk var. Sağ taraf iyi duruyor burada. Daha büyüktü ya bunda. Allah olur gene. Aman diyeyim. Biceps Sado. Oluyor mu hocam? Göğüsleri yaslamışım masaya. Memeleri. Güzelmiş lan bu. Güzel. Bunlardaki bir lastik şey ondan çok daha iyi hissettiriyor şu an. Evet yani evet. Direnç olayı daha... Biz böyle alıştığımızdan bilmiyorum. Bazıları bunları mesela hiç yapmıyoruz. Benim hoşuma gidiyor ya. Lastik direnç şeyi hoşuma gidiyor. Tek tek çalışıyorum bununla. Ondan sonra yorulduğumda çiftele geçip bir de orada basıyorum. Sen tricepsi burada nerede yaptın? Bunu bıraktın. Oradan hemen süperset. Nasıl yapıyorum bunu? Böyle tutmuyorum. Aynen aynen öyle tutuyorum. Daha çok aynen oradan veriyorum. Tek el olmuyor ya. Aynen. Hoş oluyor böyle ya. Çok zorlamayacağın günlerde hafif triceps, biceps çalışmak için daha çok fizik tedavi tadında da. O güzel ama bu hafif kalıyor biraz da tek el olmuyor. Yani 20-30 tekrar yapıyorum zaten. Ben şimdi sağ taraftan yapamam zaten, sırtıma biniyor. Bak bak şu peak'e bak. Senin kal bakayım orada be. Bekle. Kadar olmasa da. Aç azıcık. John kalfına böyle yapıyor ya sabah. Diye sokuyor böyle. Şimdi dipse mi koşuyordu? Koş 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 koş, bekleme. Koşamıyorum. Bu şey değil mi? Öyle öğrenci şey yapma. Koş 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 koş. Bak bunda hafif şöyle öne yaslanıp şu hoşuma gidiyor. Doğruluğu tartışılmında değil. Vallahi buradan bayağı doğru bir şeyler gözüküyor. Hepsine vuruyor. Böyle bayağı hoşuma gitti benim. Güzel ben güzel. 20 tekrar yakın böyle yapıyorum. Ondan sonra şöyle tuttum da. Ya bugün tamamen şey yani. Boş geçmesin. her şeyden biraz kasları uyarmaca yani öyle. Yalandan antrenman. Yakınmaca falan. Yalandan değil. Yalandan yani. Bunlar da lazım. Bunlar da olacak yani. Her zaman hardcore antrenman yapamıyorsun abi. Çok fazla ters hareket yaptığımız için böyle eklemleri salaktan güçlendirecek. Oradan bozuyor. Boş geçmesin. Ben bir şey çalışırken seni çekeceğim, anlat sen. Eklemleri de böyle hani salaktan güçlendirecek hafif antrenmanlar yapmamız bizim şart. Çünkü zaten amutta şunda bunda çok ağır yükleniyoruz. Bir de böyle biceps triceps ağır yüklenirsek sadece eklem sakatlanıyor yani. Onlar eklem düzeltici bizim için, bizim kafamızda. Böyle idmanlar yani. Çekiyorum seni. Sağa bitirdim, sola geçiyorum orada. Tamam. Merhaba, merhaba. Olduğu kadar. Antrenman bitti, salondan çıktık ve saunadayız. Saunaya girdik. Fırında gibiyiz ya. Bayağı. Ama baksana güneşten şey. Oy bile. Saatimiz yine kaça geldi? 5'e geldi. Saatimiz yine 5. Daha iyi abi, çok öğrenme şeyim güzel. Yani. Ama şey yani bir şey başlayalı galiba gerçekten hiç böyle kumsalda bir güneşlenmedim. Yaz başlayalı. Bu yazı hiç öyle giremedim yani. Ben de yapmadım. Biraz yanalım ya, çok beyaz kaldık. İzmir'de yapalım öyle bir şey. İzmir'de yapalım. Saat 5'te şu an eve gideceğiz. Biraz yemek yiyeceğiz. Mustafa'ları alacağız. Ve yine Şile taraflarına falan gideceğiz. Herhalde 6-7 gibi yine tam hava kararmadan önce denizde oluruz. Eve geldik. Tavuk, pilav, enişte eşliğinde oyun videoları izleyerek yemek yiyoruz. Yemeği bitirip direkt çıkacağız, Şile'ye gideceğiz. Zaten yol 1 saat 1 saat 10 dakika falan sürüyor. Trafik varsa, umarım yoktur. O zaman sıçarız var ya. 2 saate kadar uzayabiliyor abi. Biz bir bakalım map'ten trafiğe. Aynen, umarım yoktur. Yemeği yiyip, yanımıza da yemeğimizi alıp gün batımını kaçırmadan. Çok uzun zamandır dışarıda yemek, yani çok dışarıda bu ara yemek, dışarıda çok fazla vakit geçirmek zorunda kaldık. Yani durumlar gereği bu ara çok fazla bunu yapıyoruz da dışarıda çok fazla yemek zorunda kalıyoruz. Ve yani ciddi para ya. Yani parası ayrı, yani neyle sağlığı şeyi ayrı. Yani dışarıda zaten bu yıla kadar yemek yiyen bir insan değildim. Ama işte artık İstanbul'da hani bazen gerekti. Ama gerekti dediğimde yanımıza mal gibi işte yemek almadan çıkıyorsun. Dışarıda 10 saat kalınca mutlaka açlıktan dışarıda bir şey yiyorsun. O da yani hem çok pahalı kazık oluyor hem de kalitesiz işte yani. Bilmem saçma sapan yağlarda pişmiş yemekler. İşte... Abi vallahi ekonomi zaten sıkıntıda olduğu için şu an yani... 2 haftada bir devamlı zam geliyor. 2 lira 3 lira. Yani. Bir şey al yemek yemeye gidiyoruz mesela, tamam mı? Sevdiğimiz bir yer, çok uzandır yemek yiyoruz falan. Adamı 4 lira falan zamlamış yeni şey yani, tamam mı? Bak atıyorum 35 lira olacak, bir anda 40 lira olmuş ve porsiyon küçülmüş yani net. Şu an için yani yapılabilecek en iyi çözüm tavuk pilav. Abi pratik ya. Hani yulaf tavuk. Hayır, yulaf su dök, hemen biriklenmiş hafif gelmese iyi, anladın mı? Çok pratik. Fiyat da okey oluyor. Ya bizim yani bulabildiğimiz en uyguna olabilecek yemekler bunlar yani, tabii ki. Hani bunlar da sıkıntı yani. Biz hani ne bileyim bezelyedir, bamya, fasulye, nohut falan da yapıyoruz evde bu arada ama şu ara çok yoğun geçiyor. Onlar da biraz zaman alıyor yani. Evet, zaman alıyor yapması da. Şimdi mutfakta 1 saat 2 saat vakit geçiyor. 1 saat 2 saat bazen çok fazla oluyor işte. Bazen vaktin olduğunda yorgun oluyorsun, kalkıp mutfağa gelip onunla uğraşmak dert oluyor falan. O yüzden tavuk pilav veya yulaf pratik abi. Evet, normalde yani vegan beslenmeniz, yani vegan olun demiyorum ama vegan tarzında da yani çok iyi besinler var ki gerekiyor. Hani her gün etle normalde geçirmiyoruz. Ben hani bezelyeydi işte, nohut çubuğu, onları da severiz yani. Ama işte bugün yani bunları gösterebildik. Her gün aynı şeyi bunları yiyoruz olarak düşünmeyin. Bu bilmem kara mercimekti, şuydu buydu. Maş fasulyesi miydi? Maş fasulyesi geçen aldığımız. Gerçekten böyle protein olsun, lifi olsun yüksek ve yapımı da pratik olan birçok sebze, baklagil tarzı şeyler var. Onları araştırmak lazım hep. İşte biz de bazen unutuyoruz yani o tarz şeyleri almayı. Aynen. Bazen markete gitmiyoruz, ne oldu? Her şeyin varlığı gidiyor. Evet, evet. Geçen işte markete girdim. İşte abi bir sürü yulaf malzeme var ama hiç almıyoruz o zaman. Hani sanki yokmuş gibi, dünyadan silinmiş gibi kafamda, anladın mı? İşte o yüzden ucuz ama besleyici şeyleri bir bulup onları alışkanlık haline getirmek lazım. Ne yapıyoruz? Şile'ye gidiyoruz. Şile'ye gidiyoruz. Saat kaç? Saat 6 çeyrek geçiyor. Yola çıkmayı başardık. Mustafa ve Doğukan'ı aldık. Ya bayağı keyifli şey böyle. Sahilde piknik yapmaya falan gidiyoruz. O havadayız yani. Bakınca trafik yok pek. Pek değil, trafik yok hatta. Rüzgar sesi çok. Evet. Rüzgar sesi çok. Trafik yok. Yolu zaten bayağı bitti. %70'i falan bitti diyebiliriz yani. Rahat 70-75'i bitti. Geçen gittiğimiz yere mi gideriz? Ne yaparız ya? Orası güzeldi. Gün batımı efsaneydi abi. Orası güzeldi ama oraya para vermeyelim ya. Kişi başı 25 lira alıyor. Yanından girip oraya kadar yürüyebilir miyiz acaba? Valla bir düşündüm ha. Bir dakika, bir şey diyeceğim. Hani bir ara Uğurlar'la gitmiştik ya, arabayı park ettiğimiz yerden. O videonun yorumlarında bir arkadaş yazmıştı. Şey diye yani, orayı biz de çok seviyoruz. Yani oralı arkadaşlardan birisiymiş. Hani yan tarafında bir yere park edip beleşe girebilirsiniz demişlerdi yani hani. Abi öyle yapalım o zaman. Çok uzak olmasa gerek. Saat tam 7. Yine havanın biraz yumuşadığı bir vakitte gelmiş olduk. Bir saat falan takıldıktan sonra güzel bir gün batımı görüntüsü yakalarız diye umuyorum. Ama bu sefer beleş yerden girdik. Çok kalabalık. Gerçi bugün bir de pazar yani. Bakacağız ya. Biraz boşluk bir yerde kurulup biraz takılırız, yüzeriz. Ya Sado, bu ne kalabalık ya bu saatte. Evet, oğlum bu ne? Saat 6-7 olmuş. Gidin lan evinize. Pazar gününden ötürü. Doğru. Ya bu sefer biraz sıkıntılı günü tercih ettik ya. Hemen taklayla mı başlayacaksın? Çok iyi. Böyle oluyor. Ama yalan. Yalan. Atacak yer kaldı. Doğukan'dan backflip show. Oy bilin. Çok iyi. Sen ne zaman attın? Kaç yıldır atmıyorsun? Bir seneye geçmiştir. Bir seneye geçmiş midir? 100 sene olmuştur yani. O da hikaye mi çekiyor bak, o ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Selfie, tatlı çocuk. Sado ne yapıyorsun? Yani kalfı kullanmadan deneyebileceğim şeyler. Tutuşun o kadar güvensizlik vericiydi ki hiç inanmadım. Acayip kaydı lan. Yine güzel bir gün batımıyla günü sonlandırıyoruz. Özel bir şey yapmadık ama yine de keyif aldık yani. Elveda. Ha yani öyle.